Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Rusya, Kiev dahil Ukrayna'nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi. Değerli izleyenler, Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Rusların Ukrayna'ya yoğun saldırı düzenlediğini belirtti. Ön belirlemelere göre saldırıların Tu-95 Stratlik uçaklarıyla yapıldığını aktaran Popko, başkentte hava saldırısı alarmı yaklaşık 3 saat sürdü, Ruslar aynı anda seyir füzeleri ve İHA'larla saldırdı, ifadesini kullandı. Popko, Kiev hava sahasında Rusya'nın tüm füze ve İHA'larının savunma sistemlerince imha edildiğini, siviller arasında can kaybı, apartmanlarda veya altyapılarda hasar kaydedilmediği bilgisini paylaştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 02:30 civarında Rusların 11 Tu-95 tip Stratlik uçağıyla Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini bildirdi. Rusların Ukrayna'ya toplam 18 seyir füzesi fırlattığını ifade eden Zaluzhnyi, bunlardan 15'inin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini aktardı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında ise gece Rus ordusunun Kramatorsk, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerine 5 füze ile saldırdığı belirtildi. Öte yandan, sosyal medyada Pavlograd şehrine saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde, apartmanların camlarının kırıldığı, şehrin bir kısmında büyük yangın çıktığı görüldü. Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergey Lisak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Pavlograd'a saldırılarında 3'ü çocuk 25 kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov da Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Donetsk yönünde Bahmut şehrinin batı kısmında Rus saldırı müfrezelerinin Ukrayna birliklerini etkisiz hale getirdiğini kaydeden Konashenkov, Rus hava indirme birliklerinin saldırı müfrezelerinin eylemlerini desteklendiğini ve Ukrayna birliklerini kanatlarda sıkıştırdığını ifade etti. Donetsk bölgesindeki Kalinovka, Chasovyar, Nikolayevka ve Stupochki'de Ukrayna askerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini aktaran Konashenkov, son bir gün içinde bu bölgede Rus savaş uçaklarının 6 sorti yaptığını, topçu birliklerinin 64 atış gerçekleştirdiğini dile getirdi.